Merhabalar efendim. Sincan'da Ramazan Akşamları programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe dahil olduğumuz bu günlerde biz de sizlerle birlikte yapmış olduğumuz sohbetleri birazcık daha artık sizin hayatınıza Ramazan sonrasındaki muhabbeti tesis edebilmeniz adına daha detaylı, aslında daha uygulanabilir ve daha doğrusu bize daha yakinen hitap edebilecek konuklarımızın lisanıyla aktarmaya gayret ediyoruz. Bugün de hakikaten çok kıymetli bir konuğumuz var. Değerli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Üstadım Fatih Kurt Beyefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız muhterem hocam? Şükürler olsun. İyiyiz. Ramazan yoğunluğu içerisinde ömrümüz akıp gidiyor. Bir sıkıntımız Elhamdülillah. yok. Eyvallah efendim. Hakikaten Ramazan böyle bir iklim sunuyor aslında. Hayatın ne kadar çabuk geçtiğini ifade ediyor bir yönüyle. Zaten sizi takip ederken sosyal Estağfurullah. medyanızdan biz her gün, hadi birinci gün bitti bile, artık yarısına geldik, son 10 gündeyiz diye paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu yönü itibariyle de Ramazan hayata çok benziyor. Geliyor ve geçiyor. Öyle. Yani ömür hep hızlı geçiyor aslında ama Ramazan'ın kendi içerisinde her ne kadar bu sene biraz hüzünlü, biraz daha durgun bir Ramazan geçirsek de yine de Ramazan bir nimet olması hasebiyle belki de hızla gelip avuçlarımızdan akıp gidiyor. Rabbim kadrini bilerek, hakkını vererek geçirenlerden, uğurlayacak olanlardan eylesin inşallah. İnşallah. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim Hayır. tilavetine gönlümüzü açsak sonrasında sohbete Hayır, devam etsek. memnuniyetle tabii ki. Eyvallah efendim. Bu akşam Sincan Malazgirt Tepebaşı Mahallesi Camii İmam Hatibimiz Lokman Alkan hocamız tilavette bulunacaklar. Kendisini dinliyoruz. Buyurun hocam. Süre bilgisi alabilir miyiz? ذلك اليوم الحق
يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. صدق الله العظيم. Lokman Alkan hocamıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Muhterem hocam, girişteki ifadelerinizden birisi beni açıkçası çarptı. Yani hakikaten güzel noktada. Zaman avuçlarımızdan akıp gider. Ama zamanla birlikte yapılan öyle bir fiil vardır ki onda da avuçlar mevzu bahistir. Yalnız o zamanı kıymetlendirir. Evet. O da duadır elbette. Ama özünü bilmek istiyoruz efendim. Nedir dua aslında? Şimdi Yüce Rabbimiz tabii insanı eşrefi mahluk olarak yaratıyor. Yeryüzüne gönderiyor ama insanla olan bağını ve irtibatını kopartmıyor. İnsanla olan kesintisiz bağ ve irtibatını kuran, sağlayan eylemlerden bir tanesi de duadır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizi dua etmeye davet ediyor. Üd'u rabbekum diyor. Rabbinize dua edin. Çünkü dua içerisinde bir eylem olmakla birlikte derin anlamlar taşıyan, barındıran bir eylem. Şöyle ki, dua bir kere imanın bir göstergesi. İman etmeyen, Allah'a inanmayan bir insan, bir çağrı demek dua, davet demek dua. Cenab-ı Allah'ı yardıma, desteğe çağırır mı? Çağırmaz. Şimdi insan dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde sığınacağı kapı, güç olarak gördüğü, büyük olarak gördüğü bir kapıdır, makamdır. Ve dua da kulun Cenab-ı Allah'a inandığından, iman ettiğinden dolayı kendisinin de acziyetini görerek ona sığınmasını ortaya koyan bir eylemdir. Yani kul dua ederek, ya Rabbi ben sana inanıyorum, sana iman ediyorum, sana teslim oldum diyor. Ve yine dua ederek, Allah'ım ben acizim diyor. Ben çaresizim diyor. Çarem sensin diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a acziyetini ve zayıflığını haykırıyor. Şimdi biz günde kılmış olduğumuz namazlarımızın her rekatında elimizi bağladığımız anda okuduğumuz Fatiha suresinde bir şey söylüyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ben dünyayı ardıma bırakıp geride terk edip niye el bağlayıp senin huzurundayım? Çünkü sen alemlerin Rabbi olansın. Ona teşekkür ediyorum. Sen Erhamur Rahim'insin, Rahmansın, Rahim'sin. Din gününün, ceza gününün sahibisin ve ardından İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ben sadece sana kul olurum, sana kulluk yaparım, sana teslim olurum ve sadece senden yardım dilerim. Dua, kulun Rabbi ile olan bağını ve bağlantısını, irtibatını sağlayan anlamlı ve özel ibadetlerden bir tanesi. İbadetin özü diyor Peygamberimiz dua için. Yine bir rivayette geçiyor, dua için müminin silahıdır cümlesi kullanılıyor. Ben bunu şöyle açıyorum her vesileyle. Vatanı, memleketi, cepheyi bekleyen Mehmetçiği silahsız düşünebilir misin? Asla. Asla. Mümin de duasız olamaz. Dua etmeyen bir mümin, el açmayan bir mümin, boyun bükmeyen bir mümin, imdat dilemeyen bir mümin, Rabbine sığınmayan bir mümin, acziyetini itiraf etmeyen bir mümin olamaz. Dolayısıyla müminin hayatında olması gereken, yer alması gereken, olduğunda da mümine ve hayatına anlam ve değer katacak olan eylemlerden bir tanesi dua. Malumunuz Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'de orucu, Ramazan'ı anlattığı sayfanın da içerisinde Bakara suresinde şöyle Peygamberimiz üzerinden bize sesleniyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ.
Kullarım sana beni sorarlar. Bu hayatta hep olur yani. Bazen dara düşeriz. Ya Allah işte bir yardım etse, bir kurtulsam, bir işte bu sıkıntıdan çıksam gibi Cenab-ı Allah'ın yardımını, imdadını hep ararız. Onlara de ki ben onların yakınındayım. O kadar yakınlarındayım ki ucibu da'vete da'i izâ da'ani. Dua edittikleri anda ben onların duasını işitir ve ona karşılık veririm diyor. Fel yestecibu li. Ve ona, onların dualarına karşılık veririm. Dolayısıyla dua, toparlamış olursak, kulun Rabbi ile olan bağını, irtibatını sağlayan, kulu Rabbi ile bir anlamda buluşturan, ona yönelten özel ve anlamlı bir ibadettir. Eyvallah. Muhterem hocam, o halde bütün bu bilgilerden sonra duanın bir şartı ve şekil şartı daha doğrusu var mıdır efendim? Şimdi tabii dua... Bu kadar, madem mesela, bu kadar Cenab-ı Allah bize yakın ve dua noktasında da biz ona o kadar yakınız. Bunda bir şekil koymak gerekir mi ortaya? Şimdi duada tabii kulun mutlak olarak bir şekil şartı olmamakla birlikte dikkat edeceği hususlar var elbette. Onlardan bir tanesi şu, bu işaret ettiğiniz cümleden hareketle gireyim. Rabbinin huzurunda Rabbi ile ne karşı yöneldiğini bilerek yapmalıdır. Yani o saygıyla, o tadarru ile yapmalıdır. Ud'u rabbekum tadarru'an ve hufye diyor Cenab-ı Allah. Hani herhangi bir varlıktan bir şey istiyormuş, gelişi güzel el açmış gibi değil de Rabbinden talepte bulunduğunu zihninden çıkartmamalıdır mümin. Buna dikkat etmelidir. Saygı önemli, samimi olmalıdır. Yani müminin samimiyeti, niyeti, kalbi önemli. Yani mümin dua ederken kalbini de gözden geçirmeli. Lekelenmiş bir kalp, kararmış bir kalp, katılaşmış bir kalp, günahlarla kirlenmiş olan bir kalp, duanın kabulünü de bir anlamda engeller. Ona da dikkat etmelidir. Üç, midesine de dikkat etmelidir. Nasıl yani? Yani yediği lokmanın nasıl olduğuna dikkat etmelidir. Şimdi Peygamberimiz diyor ki, bir mümin başı üstü başı dağılmış, dua ediyor, talepte bulunuyor, istiyor ama yediği haram, içtiği haram, söylediği haram, konuştuğu haram, onun duası kabul olur mu diyor. Bak bu bizi, her birimizi düşündürmeli. Bugünün özeti olsun. Değil mi efendim? Hani bazen ya dualarımız kabul olmuyor, istiyoruz istiyoruz işte deriz ya. Peygamberimiz bunu aslında bir yolunu bize öğretmiş ve göstermiş oluyor. Midemiz, yani yediğimizin nasıl olduğu önemli. Tabii mide ile beraber dil de, yani dili de günahlardan yani koruyarak bir hal içerisinde olmamız gerekir. Yani fiziksel duruşun anlamı direkt olarak yok. Ha şu var, mesela duanın kabulüyle alakalı kabulünü artıracak olan bir hal olarak secde hali. Mesela secde, kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde halidir diyor Peygamberimiz. Evet. Ve kendisinin de secdede dua ettiğine dair rivayetler var. Evet. Bu Hendek zamanında da var. Belli zor zamanlarda da var. Rabbine yakınlaştıran yerdir secde insanı. Bizim geleneğimizde de secdenin özel bir anlamı var. Secde ile birlikte tabii gözyaşının da var. Yani orada secdeye Peygamberimizin, Hazreti Ayşe validemizin rivayetlerinde de var. Peygamberimizin secdeye yakarıp, yatıp, secdeye gidip dua ettiği, ümmetinin affı için yalvardığı, gözünden yaşlar aktığı, secdeye ettiği yerin çamurlandığı, mübarek sakalına geldiği. O yüzden bizim geleneğimizde de secdede dua, gözyaşıyla dua önemli. Hani üstad da diyor ya, ağlayın su yükselsin, ya belki kurtulur gemi, anne seccaden gelsin, bize dua et emi. Yani büyüklerin, annelerin secdede yaptığı duaların, gözyaşıyla yapılan duaların kabulü de önemli. Mümin her an, her yerde, her zaman Rabbi ile irtibat ve bağını kurmak için devamlı
dua eden insan olmalı. Peki muhterem hocam, bazen insan edeceği duanın evvela tefekkürünü etmeli, sonra duasını etmeli o halde. Tabii, elbette. Neyi isteyeceğini bilerek ve nasıl isteyeceğini bilerek kimden istediğini bilerek. Kimden istediğini bilerek. Peki muhterem hocam, hani bazen Cenab-ı Allah hakikaten müminin işini kolaylaştırıyor. Öyle zamanlar, öyle vakit dilimleri ikram ediveriyor ki ve hatta kendisi de işaret buyuruyor. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen? Evet. Duanın bir zamanı var mı efendim? Şimdi duanın genel olarak mutlak olarak zamanı olmamakla birlikte işaret ettiğiniz hadis-i şerif önemli. İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu ayın gecelerinde Cenab-ı Allah'ın rahmet nazarıyla insanlara iltica edip seslenip yok mu rızık isteyen, rızık vereyim, yok mu bağışlanma dileyen, bağışlayayım dediğine dair rivayetler vardır. Mümin bundan nasiplenmeli. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, oruçlunun duası iftar edeceği ana kadar kabul olur. Allah. Şimdi bakın, hani elimizden bir hazine, bir fırsat mevsimi akıp gidiyor dedim ya. Evet. 23 günü geride bıraktık. Evet. Artık sonun gün değil, son hafta. Son hafta. Yani tamamlayabilirsek, Rabbim ömür verirse, son bir haftaya girmiş durumdayız. Bu gece 24. artık Ramazan gecesindeyiz şu anda. Ve Peygamberimiz bizi müjdeliyor. İftar edeceğiniz ana kadar duanız kabul olur. Şimdi herkes şunu düşünmeli. Ben bunu ne kadar fırsata döndürdüm? Geçti 23 gün. Ben bu 23 günde oturdum. Evimde bir köşede veya arabamla yolculuk ederken veya iş yerimde fark etmez. Seccademde. Ne kadar yani dua ettim. Bu nasipten istifade edebilmek için daha fazla dil döktüm mü? Halimi arz ettim mi Rabbimize? Yani dualarımız yeri göğü inletmeli, göğe semaya varmalı. Bakın şu anda varıyor. Şu anda Ankara'da, Ankara semalarında dualar yankılandı. Hepimiz o minarelerden yapılan dualara evlerimizde amin dedik. Salatü selamlar getirildi. Evet. Tekbirler getiriliyor. Yani neden dua ediyoruz? Allahu Ekber, sen en büyüksün Allah'ım. O yüzden sana yalvarıyoruz diyoruz bir anlamda. Ve vatandaşlarımız evlerinden dua ediyor. Kim için? Bütün bir toplum için ediliyor bu dua. Herkes için, insanlığın selameti için. Hiç yaşamadığımız, şimdi bazen şöyle bir şey olur. Bunu da söyleyeyim, konuyu dağıtmayacağım. Ama söyleyeyim bu arada. Çok güzel olacak. Yani ömrünüzde efendim hiç görmediğiniz ve yaşamadığınız bir zamanı yaşıyorsunuz. Ömrünüzde hiç yaşamadığınız bir Ramazan mahzunluğu yaşıyorsunuz. Caminiz yok, cemaatiniz yok, teravihiniz yok, saf olmanız yok artık. Evinizde bir başınıza mahzunsunuz ve Rabbinizle baş başaysınız. Şu dualar bu milleti bu anlamda ayakta tutuyor. Dolayısıyla şöyle denilmemeli. Evet. Ya bu niye var, niye olmuyor, işte başka zaman olmuyordu. Ya böyle bir zaman mı yaşadık ki başka zaman olsun? Değil. Yani böyle bir hal, böyle bir durum, böyle bir zaman, başka bir zamanda yaşadık mı ki Allah aşkına? Evet. Yani bu dualar işte başka zaman olmuyordu, nereden çıktı? Yani şimdi korona nereden çıktı, nasıl geldiyse, nasıl bir olağanüstü hal ve durumsa, olağanüstü zamanların, olağanüstü durumların farklı bir takım eylemleri, tavırları ve davranışları olur. Ve kim bilir, belki de bu dualara amin diyen yavrularımızın yüzü suyu hürmetine selamete çıkacağız. Bir de hocam dua tedbir değil midir tabii, aslında? Tedbir, aynen, tedbirin yani, bir ayağıdır. Tabii. Yani dolayısıyla dua, yani bu dualar Ramazan ayı içerisinde, işte Ramazan'ı ordu konuşuyorduk, Ramazan'ı bereketlendirme adına bunu her birimizde kendi yerimizde, evimizde yapmalıyız, evlerimizde yapmalıyız. Ramazan'da dua önemli. İftar sofrasına oturduğumuzda duaların kabul olacağına dair rivayetler vardır. Evet. Bunu değerlendirmeliyiz. Necip Bey,
Allah ömür verirse gelecek hafta pazar gününe çıktığımızda bir Ramazan iftar sofrasında oturalım desek oturamayacağız. Değil mi? Yani yok. Ramazan bitmiş olacak. Ve benim acizane her vesileyle başta kendi nefsim olmak üzere herkese söylemek istediğim hususlardan biri şu. Ve belki de bu Ramazan ömrümüzün son Ramazan'ı olacak. Böyle. Yani bir daha Ramazan'la karşılaşamayacağız. Kimi Ramazan'ı beraber uğurladığım, hatta beraber karşıladığımız kimi insanlarla, dostlarımızla, hocalarımızla bakın Ramazan'ı beraber tamamlayamadık. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirmek gerek. Sözleri ve eylemleri, lafları dinleyip geçirmemek, zihni buradan girip buradan çıkmaması gerekir. Eyleme dönüşmesi gerekir. Ve bakın biz Ramazan gecelerinde en bereketli zaman dilimini de kaim geçiriyoruz. Evet. Seher vakitlerini. Cenab-ı Allah kamil mümin, gerçek müminlerin özelliklerini sayarken onlardan bir tanesi olarak vel müstafirine bil eshar buyuruyor. Hmm. Seher vaktinde, sahur vaktinde istiğfar eden, yani dil döken, bağışlanma dileyen insan. Dolayısıyla seher vakitlerini mutlak surette istiğfarla, duayla geçirmek zorundayız. Ve inşallah erişeceğiz. Bayram, Arefe gecesi, Arefe'yi bayrama bağlayan gece. Duaların kabul olacağını müjdeliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma geceleri duaların kabul olacağını müjdeliyor Peygamberimiz. Bu bir anlamda adeta daha fazla kabulüne işarettir. Yoksa dualar her zaman kabul olur, her zaman kabul olacaktır. Dua etmeye engel hiçbir vakit yoktur. Hani namazın kerahat vakti vardır ama dumanın kerahat vakti yoktur. Dolayısıyla mümin her an dua etmelidir. Ve dua ile Rabbi ile olan bağını kurmalıdır. Eyvallah. Efendim izninizle ben bir eser okumak çok isterim. Çok mutlu oluruz, buyurun lütfen. Dönüşte de iki husus var. Özellikle seyircilerimiz de çok merak ederler. Dua sadece lisani dua mıdır? Fiili duaya dönüşür mü dua? Evet. Ya da dönüşmeli midir? Bu yönü itibariyle konuşmayı arzu ederiz. Bir de dua ile kader arasında sürekli bir girift, bir hal vardır. Yani dua kaderi değiştirir mi? Ya da duamız o değiştiğini düşündüğümüz kaderin içerisinde bir yere sahip midir? Biraz bu konularla dönüşte konuşalım isteriz efendim. Tabii. Buyurun arkadaşlar. Can ellerinden gelmiş hem fani mekanı neylerem? Can ellerinden gelmiş hem fani mekanı neylerem? Ol mülke meylim salmışam ben bu cihanı neylerem? Ol mülke meylim salmışam ben bu cihanı neylerem? Aşkın şarabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Aşkın şarabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Ben varlığımdan geçmişem, namu nişanı neylerem? Ben varlığımdan geçmişem, namı nişanı neylerem? Dünyaya geldim gitmeye, ilm ile hilme yetmeye. Dünyaya geldim gitmeye, ilm ile hilme yetmeye. Aşk ile an seyretmeye, ben yine anı neylerem?
aşk ile an seyretmeye, ben yine anı neylere, dilden dile bin terceman varken ne söyler bu lisan, dilden dile bin terceman varken ne söyler bu lisan, çüncanı dil hem zeban, nutki beyanı neylere, çüncanı dildir hem zeban, ben dünyanı neylerem, hallak-ı alem var iken halkı zamanı neylerem, hallak-ı alem var iken halkı zamanı neylerem. Eyvallah. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden bir nutku şerifiydi efendim okuduğumuz. Belki gideceğimiz yere işaret. İnşallah. İnşallah. Evet efendim, bu dua ile alakalı bahis eserden önce arz ettiğim kavli, lisani ve fiili dua ve dua ile kader ilişkisi. Şimdi şunu ifade edelim tabii. Dua kal ile sözle yapılan bir eylem ama kişinin fiili onu hiç şüphesiz ki destekleyecek. Yani az önce ben kalbe ve tavırlara, mideye işaret ettiğimde de o var. Tabii. Yani bizim fiillerimizin duanın kabulünde bir etkisi var bir kere, bir. Hı-hı. Yani biz günahlarımız, hatalarımız, yanlışlarımız, tüm bunlar duanın etkisine tesir eden şeyler. Bunu zihnimizden çıkartmamalıyız. Bir de sadece söz ile başarıya ulaşmak mümkün değil. Yani bir çiftçimiz kalksa, evinin bahçesinde otursa her gün, ya Rabbi rızık ver dese ama ekmese, tarlasını ekmede, ekmese ve oradan mahsul beklese güleriz değil mi? Tabii. Yani. Şimdi aynı şekilde bir İş insanı hiç çalışmasa, terlemese, yorulmasa, ter akıtmasa, işine gitmese, dükkanını açmasa ve Cenab-ı Allah'tan rızık talep etse, yani fiili bir dua yapmasa, fiilen üzerine düşeni ortaya koymasa, yani dua kulun gayreti ya bir anlamda, bunu hem sözle hem de fiiliyle ortaya koyması ve desteklemesi gerek. Hiç dükkanını açmasa ve dua etse, ya Rabbi rızık ver diye, bu yadırgadığımız bir tavır olur. Şimdi öğrencilerimiz sınav hazırlıkları yapıyorlar. Evet. Yani biz hep öğrencilerimize dua ediyoruz, edeceğiz. Rabbim başarılı kılsın ama bu sadece dua ile olacak bir şey değil. Yani kavli dua ile olabilecek bir şey değil. Fiil ile onu desteklemek gerekir. Yavrularımız, evlatlarımız çalışacaklar, evet, sorumlu oldukları konuları anlayacaklar, okuyacaklar, soru çözecekler, zaman harcayacaklar, üzerine düşeni yapacaklar ve onun üzerine Cenab-ı Allah'tan yardım dileyecekler. Aileler için de öyle. Dolayısıyla fiili ve kavli dua birbirini destekleyen, yani insan, kul hem fiiliyle yapacağını yapıp ortaya koymalıdır, hem de aynı zamanda onu diliyle de Cenab-ı Hak. Çünkü şu var, bakınız. Şu ayeti kerime önemli bir anlamda. Bize hayatı oturtacağımız yeri gösteriyor. Allahümme malikel mulk diyor. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah. Kulle başlıyor. De ki, hem sen söyle hem de insanlara böyle olduğunu bildir. Yani bu düşünceyle hareket etsinler. Allahümme malikel mulk. Til mulke mimmen teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ biyedikel hayr inneke alâ kulli şeyin kadir. Allah'ım, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verecek olan sensin. Dilediğinden alacak, azaltacak sensin. Dilediğini aziz kılacak, dilediğini zelil kılacak olan sensin. Hayır senin elindedir. Sen her şeye kadir olansın. Sonrasındaki ayeti kerimede geceyi gündüzü birbirine, evet, geçiren sensin. Bunu niye hatırlıyoruz burada? Biz kul olarak fiilen bir şeyler yaparız da,
yine de neticeye erişemeyebiliriz tam anlamıyla. O yüzden yolda karmamamız, mutlak neticeye erişmemiz noktasında Cenab-ı Allah'ın yardımını dilemek. Kaderle alakalı kısmı da bir anlamda böyle. Evet. Şimdi biz kul olarak hayatta yapmış olduğumuz eylemlerimizde kendi fiilimizden, kendi irademizle ortaya koyduğumuz şeylerden sorumluyuz. Biz ahiri, sonrayı, en sonu bilmiyoruz. Evet. Yani şuradan çıktığımızda, şu duvarı döndüğümüzde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Cenab-ı Allah mutlak bilgisi, sınırsız ilmi sebebiyle bizim şu anımızı, yapacağımızı, yaptığımızın neticesinde nelere erişeceğimizi bilendir. Dolayısıyla kula düşen, yani kula düşen, kulun kaderi bir anlamda başına gelendir. Başına gelen olacağı için kula düşen şey kendisinin mutlaka Cenab-ı Allah'tan yardım dilemesi, o irtibatı kopartmaksızın, o bağını kopartmaksızın Rabbinden talep etmeye devam etmesi. Şu anlayış Müslüman'da olamaz. Ya dua etmeye ne gerek var? Olacaksa olur, olmayacaksa olmaz diyemez mümin. Bu hale düşerek neticede olacak olan bir şeyin olmayacağı söz konusu olabilir. Cenab-ı Allah bunu evet. ilmi neticesinde bizim oturacağımızı da bilendir, dua edip etmeyeceğimizi de bilendir. Evet. Ama ben kul olarak irademden sorumluyum. Evet. Yaptığım eylemden sorumluyum. Dolayısıyla mutlak olarak oturup tembellikle de ne olacaksa olsun dememeli bütün eylemlerinde. Ve bir rahatlık da mümine asla yakışmamalı. Bakın biraz tevbeyle alakalı da ilişkilendirebilir ama duayla da anıp hatırlayabilir, hatırlatabiliriz. Peygamber Efendimiz bütün ibadetleri yapan, gece ayakları şişene kadar namaz kılan, bolca nafile oruç tutan, insanların en cömerdi olarak infakta bulunan bir insan. Ama hadisi şeriflerden biliyoruz ki Peygamberimiz günde 100 defa estağfirullah diyor. Bir rivayette 70'ten fazla söylediği rivayet olunuyor. Yani dua ediyor. Evet. Allah'ım beni bağışla diyor. Tabii. Şimdi onca günahsız haline rağmen bunu deyip dua ediyor. Dolayısıyla biz bu halimizle duaya ne kadar muhtaçız, yalvarmaya ne kadar muhtaçız, yakarmaya ne kadar muhtaçız, her birimiz kendi nefsimizde bunu mutlaka düşünmeliyiz. Peki hocam, hiç mi imkan yok günahsız ağızla dua etmenin? Ya da nasıl anlamalıyız kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe insanın imanıyla ilgili sorgulanacağı ifadesini? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere birbirimize yaptığımız dua bir anlamda günahsız ağızla yapılan dua olarak da rivayet olunur. Onu da bu vesileyle Peygamberimizin şu hadisiyle anmış olalım. Yani duada da dikkat edilecek şeylerden biridir bu. Ve bu bize Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası olarak İbrahim Suresi'nde bildirilir. Biz de her namazın sonunda bunu yapmayı Peygamberimizden sünnet olarak görürüz. İbadetlerin bittiği anda, tamamlandığında yapılan dua da makbuldür diye hadis var. Namazın sonunda dua etmek de o anlamda faziletli. Oruç anında, iftar sofrasındaki duanın fazileti de bir anlamda oradan geliyor. Biz namazın en sonunda şu duayı yaparız. Rabbena gfirli. Rabbim beni bağışla. Ama sadece beni bağışlaman yetmez ki. Veli valideyye. Anne ve babamı da bağışla Rabbim. Sadece beni, anne ve babamı bağışlaman da yetmez. Velil müminine yevme yekumul hisab. Hesap gününde bütün müminleri bağışla Rabbim diye dua ederiz. Bu ayet bize mümin olarak dua ederken sadece kendimize değil, sadece ailemize değil, bütün müminlere dua etmenin bir görev, bir sorumluluk olduğunu bize bildiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, siz bir mümin kardeşinizin gıyabında,
ona dua eder, onun hayrını, onun iyiliğini isterseniz, bu hadis beni çok etkiler. İsterseniz yanınızda bulunan melekler sizin duanıza amin derler. Allah. Bununla da kalmazlar. Ardından veleke bi misli. İstediğinin bir benzerini de Allah sana versin derler. Şurası etkiliyor beni. Biz şu günahkar halimizde bir beşer olarak bir mümin kardeşimize dua ediyoruz. Günahsız melekler, günahsız ağızlarıyla bir anlamda, organları yoktur ama melekler bizim o duamıza amin diyor. Ve onlar da bize bizim istediğimizi, Allah, o kardeşimiz için istediğimize erişmenin, erişmemiz için bize dua ediyorlar. Günahsız varlıklardan dua alıyoruz. Dolayısıyla mümin kardeşimizin hayrını, iyiliğini istemek. Bakın sizin soruyu sorarken de okumuş olduğunuz hadis-i şerifler de onu görüyoruz. Müslüman sadece kendi selametini, kendi halini tek başına, kendi iyiliğini isteyen insan olamaz. Bizim geleneğimizde yani benim bedenim o kadar büyük olsun ki cehennemi ben doldurayım, hiç kimse yanmasın anlayışı vardır. Biz bu insanların geleneğinden geliyoruz. O yüzden biz fiilen de kavlen de sıkıntıda olan kardeşlerimize el uzatmalıyız. Onlara sadece maddi destek değil, manevi anlamda da destek, manevi anlamda da kurtuluşlarını talep edip istemeliyiz, yardımcı olmalıyız. Ve bütün bunlar bizim yapacağımız hem kavli hem fiili. Ben az önce geçti, orada dönmüş gibi olacağım ama şunu da söyleyeyim. İslam aleminin içerisinde bulunmuş olduğu durumlardan kurtulabilmek için de bizim fiilen yapacaklarımız da var. Ve İslam aleminin kendisinin de yapacağı var elbette. Elbette. Yani biz şimdi bazen otururuz, ya Rabbi işte şunu kurtar deriz. Şu işte insana yardım eyle. Açlara, fakirlere, susuzlara yardım eyle ya Rabbi. Arkadaş sen ne işe yarıyorsun? Değil mi? Ben niye varım? Ya. Yani benim varlığım ne? Cenab-ı Allah'ın halifesiyim ben, vekiliyim. Ya. Dolayısıyla yeryüzünde yapılacak bir takım şeyleri yapma, ortaya koyma noktasında benim üzerime düşen görev ve vazifelerim var. Mümin olarak var. Bütün müminlerin selametini isteme olarak var. Dolayısıyla buna mutlaka dikkat etmeliyiz. Mümin kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmaz hadisi şerifi her birimizi düşündürmeli. Değil mi? Şimdi biz bazen cümlelerin anlam derinliğine giremiyoruz. Yüzeysel işitip geçiyoruz. Ve bir de sözü üzerimize alınmıyoruz. Yani ya bu hoca efendim söylüyor, ediyor, eğiliyor ama ya ben mükemmel bir insanım. Bana söylemiyor. Birilerine söylüyor diyebiliyoruz. Yani. Yok. Her birimiz söylenen sözden üzerimize almamız gerekenler var. Kendi nefsim de dahil. Şimdi konu dağılmayacak, dağılsın diye söylemiyorum. Eyvallah. Ama bir örnek olarak söyleyeyim verdiğim cümleye. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Evet. Şimdi bu hadisi şerifi her birimiz düşünse birimiz yatamaz. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Uyuyamayız. Çok doğru. Şimdi biz bunu, ben de dahil olmak üzere, biz bunu biliyoruz, işitiyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz, tekrar edip söylüyoruz. Peki yatağımızdan hiç kalkıp, şimdi bayrama gidiyoruz, tamam belki eski bayramlar gibi bir bayram yaşamayacağız. Ama arkadaş evinde çocuklarıyla beraber bütün zamanı geçirecek, bakın nice insanlar var ki Necip Bey, belki geçen bayramlarda sağa sola başkalarına, büyüklerine gittiği için orada çocuklarına tatlı yediren, tamam mı? Orada bayram şekeriyle kendisini veya çocuklarını buluşturan,
Yani bu bayram bizim sorumluluğumuzu daha çok artırıyor. Tabii. Ama şimdi bir bayrama doğru giderken son haftaya girdiğimizde başkasına gitmek olmayacak belki. Başka evlere gitmek olmayacak, ziyaret etme olmayacak. Çocuklar, hepimizin çocukluğunda benim de vardır. Kapı kapı gezip şeker toplamamız. Tamam mı? Şimdi çocuklar kapı kapı gezip yani zilimizi çalıp bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun deyip şeker isteyen çocuklar olmayacak. Herkes evinde olacak. Ve evinde tatlı yapacak, unu olmayan, şekeri olmayan komşumuz var mı yok mu? Şimdi biz bunu düşünmek zorundayız. Yani bayrama doğru giderken de bunu düşünmeliyiz. Dolayısıyla mümin, bütün müminlere karşı sorumluluğunu ve duyarlılığını üst noktada tutmalı. Evet. Sözlerin, hadislerin, ayetlerin lafzını okuyup, manasını dinleyip, bu bana ne anlatıyor, ben bunu hayatta nasıl değerlendirmeliyim noktasına hiç girmeden gününü gün edip yaşamamalı, yani. Dünya boş. Eyvallah. Muhtemelen Hocam programın sonuna geliyoruz ama herhalde hepimiz için çok önemli bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Orası da annelerimiz ve babalarımız. Onların dualarına muhatap olabilmek ya da bir yönü itibariyle babanın duası, evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir ifadesini işiten insanların duaya bakışları, anne ve babaya bakışların ne olmalı efendim bu noktada? Şimdi bir kere tabii dünyada beşer olarak en fazla sorumlu olduğumuz varlıkların başında anne ve babalarımız geliyor. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda kendisine kulluğa vurgu yaptıktan sonra birçok yerde anne ve babaya iyi davranmayı bize öğütlüyor. Dolayısıyla anne ve babaya iyi evlat olma, saygılı evlat olma. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadede biz sadece o anne ve babaya öf dememeyi söyleriz. Evet. Halbuki o ayet ve bir sonraki ayet çok derindir. Yani وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّينَ diyor ama bitmiyor. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا onlara olan davranışlarımızı Rabbimiz bize bildiriyor. Onlara güzel sözlü olmamızı, tatlı sözlü olmamızı söylüyor. Söz yetmez diyor. وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ onların altına şefkat kanatlarını ser. Yol ol onlara. Yol ol. Onlara yol ol. Tabii. Onlar yani evlatlıkta gerekirse eğil, ezil, yapacağını en üst, en zirve noktada fazlasıyla yap diyor. Ve وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا yap sen yapacağını. Üzerine düşeni yap. En hakkıyla, en ince şekilde yap. Ama çaresiz kalırsan benden yardım dile diyor Cenab-ı Allah. Ve evlat anne babaya dua ediyor. Bu ayeti kerimede. Ve de ki Rabbim nasıl onlar ben küçükken bana merhametle davrandılarsa sen de onlara o merhametle davran. Bak burada çok önemli bir husus var. Anne ve babanın evladına olan davranışı rahmani bir davranıştır. Allah'a yani nasıl Cenab-ı Allah kullarına merhametlidir. Evet. Hiç kötü kulu olmasın. Hani diyor ya Peygamberimiz şu an annenin çocuğunu ateşten koruyan anneyi görünce bu annenin çocuğuna olan merhametini görüyor musunuz? Allah'ın merhameti ondan daha fazladır kullarına diyor ya. Evet. Şimdi onun gibi Cenab-ı Allah kullarına merhametlidir. Hiçbir anne baba evladının kötülüğünü istemez. Öyle tabii. Evlat anne ve babaya hesapla karşılıklı verir. Ama hiçbir baba evladına anne baba borç vermez. Hani derler ya baba bir bağ vermiş de evlat bir salkım üzümü vermemiş diye. Dolayısıyla anne ve babanın tavrı ve davranışı rahmani bir tavırdır. Ve bundan dolayı sen de diyor anne ve baban için
nasıl küçükken bana öyle davrandılarsa öyle davranmayı iste diyor. Anne ve babanın duasını almak. Yani Peygamberimizin bakınız Ramazan'la da alakalı malum. Hani bir gün ben ona biraz hafifleterek söyleyeyim. Evet. Hutbeye çıkarken üç kere bir aralıklarla yazıklar olsun dediği, hayıflandığı rivayet olunur. Hutbeden sonra sorarlar, ya Resulallah kim için dediniz bunu? Pardon özür dilerim, amin, amin, amin dediği rivayet olunur. Neden dediniz denildiğinde Peygamberimiz onu açıklar. Der ki, ben o esnada Cibril geldi ve dedi ki, kim bir Ramazan'a erişir? Allah. Ramazan'a hakkıyla değerlendiremez ve günahlarından Ramazan'da ibadet ederek arınıp kurtulamazsa ona yazık olsun dedi. Ben de amin dedim. Sonra iki, kimin yanında senin ismin anılır ve sana bir saygı göstermez, salatu selam getirmezse ona yazıklar olsun denildi. Ben de amin dedim. Üç, kimin yanında anne veya babası ihtiyarlık anında ve zamanında kalır, ona yetişir insan ve onların duasını almak suretiyle cenneti kazanamazsa, yani onların duası o kadar önemli ki cenneti kazandıracak. Cenneti kazanamazsa ona yazıklar olsun dedi. Ben de amin dedim. Cebrail'in, meleğin, peygamberimizin bunu demelerinin nedeni şu yani. O insana yazıktır deniyor. Yani değil mi? Yazıktır, kayıptadır o insan. Elindeki nimetinin kadrini, kıymetini, değerini bilmez. Ben şunu hatırlayıp hatırlatayım. Hem rahmetli babanızı da rahmetli analım. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Amin. Babamın dedemle alakalı anlattığı bir cümle var. Beni çok etkiler. Böyle işte hastalığı zamanlarında falan dedemin babama bakıp ağladığına şahit olmuş babam da. Niye ağlıyorsun baba diye sormuş. O da demiş ki oğlum ben öleceğim de sana kim dua edecek onu düşünüyorum. Yani şimdi evladın tabii dua kapısı ya. Anne ve babası. Onların varlığı, ayakta olması, dua etmesi, o duaya muhatap olmak önemli. Rabbim kaybettiklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Hayırlı evlat olarak onlar ve bizim için kazanç göstermemizi Rabbim nasip eylesin. Hayatta olanlara da sağlıklı, bereketli ömürler versin inşallah. Onların o büyüklüğünü, dua kapısı olma özelliğini yitirmeden bolca dualarını almalıyız. Rahmetli babam vefat ettikten sonra ben şunu çok sık tekrar ettim. Allah bir imkan kapısı açtı babamdan sonra hocam. Dünyalık verdi. Dünyalık vardı ama babamız yoktu hocam. Evet. Bu farklı bir nokta yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Allah size razı olsun. İstifade ettik. Ramazan-ı Şerif'in bu son diliminde sizin dua dolu sohbetinizde gönlümüzü gerçekten ferahlattığınız sohbet ikliminize dahil ettiniz. Lütfettiniz. Teşekkür ederiz muhterem. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Eyvallah efendim. Bir eser okuyacağız. Olur. Programı kapatacağız inşallah. Değerli seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Doktor Fatih Kurt hocamızla beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz hasreten kendilerine. Yarın inşallah yine bir başka konukla, önemli bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Ankara'nın incisi Sincan'dayız ve Sincan sosyal medya hesaplarında bizleri seyreden, dinleyen bütün değerli seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir eserle veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık efendim. Erler demine destur alalım, erler demine destur alalım,
Pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım. Pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Dost, 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 dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ey yolcu biraz sen dinle beni, ey yolcu biraz sen dinle beni. Kervan geçiyor sen kalma geri, kervan geçiyor sen kalma geri. Yusuf denilen dünya güzeli, Yusuf denilen dünya güzeli. Fethetti bugün kalbi seferi, fethetti bugün kalbi seferi. Dost, 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 dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İşimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon. Fizikon Tıp Merkezi.